Selamlar arkadaşlar. Bu video Forex eğitim serisinin ikinci videosu olacak. Bu videoda majör pariteleri, cross pariteleri ve bu paritelerin birbiriyle olan ilişkisini konuşuyor olacağız. <laughs> Videoya başlamadan önce şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Bir önceki videonun altına da bununla ilgili bir yorum gelmişti. Forex piyasası tıpkı diğer piyasalar gibi iyi bir şekilde öğrenilmesi gereken ve iyi bir şekilde öğrendikten sonra aktivitede bulunulması gereken bir market. O nedenle ben bu eğitim serisine devam ederken videoları iyi bir şekilde takip etmeniz Anlamadığınız videoları tekrar tekrar izlemeniz, kaçırdığınız noktaları tekrar tekrar izleyerek tamamlamanız sizin için çok önemli. Video serisine yeni başladıysanız, bu piyasaya uzaksanız, yeni öğreniyorsanız kesinlikle işlem yapmamanızı tavsiye ederim öncelikle. Bu video serisini iyi bir şekilde takip ettikten sonra işlem yapmaya başlamak sizin uzun dönemde bu piyasada hayatta kalabilmeniz adına çok çok önemli. Dün hatırlarsanız 90 90 90 kuralından bahsetmiştim. Eğer bu piyasaya balıklama bir şekilde atlarsanız, kendinizi geliştirmeden bu piyasanın içinde hayatta kalmaya çalışırsanız büyük ihtimalle kalamayacaksınız ve girdiğiniz bütün parayla, bütün bakiyenizi batırarak hüsranla bu piyasadan çıkış yapacaksınız. Bu piyasanın zor olduğunu düşüneceksiniz. Fakat bu eğitim serisini iyi bir şekilde takip ederseniz, videoları dikkatli bir şekilde izlerseniz emin olun ki bu piyasaya dair bu piyasada daha sonrasında bulunmak istemeseniz dahi çok fazla şey biliyor olacaksınız ve bu piyasada hayatta kalabileceksiniz. Diyeyim ve hemen videoya başlayalım. Bu videoda konuşacağımız konu başta da söylediğim gibi majör pariteler, cross pariteler ve bunların birbiriyle olan ilişkisi. Öncelikle Trading View'da piyasalar sekmesinin altında dövizler seçeneğine geliyorum ve buradan majör seçeneğini geliyorum. Bir bakalım majör paritelerimiz nelermiş. Bu sekmeye gittiğimde bakın aşağıda hemen 7 tane majör paritemiz listelenmiş bir şekilde karşımızda duruyor. Bunlar nelermiş? Öncelikle bir bunları tanıyalım. Euro dolar paritesi. Euro dolar paritesi Forex piyasasının en likit paritesidir. En fazla işlemin gerçekleştiği, günlük hacmin en yüksek olduğu parite Euro dolar paritesidir. Euro dolar paritesinde aynı zamanda bankalar da çok aktif bir şekilde bulunurlar ve trade ederler. O nedenle Euro dolar paritesi bizim forex piyasasındaki en likit ve en hacimli paritemizdir. İkinci sıradaki paritemiz dolar Japon Yeni paritesi yine hacim bazında Euro dolardan sonra gelir ve en likit paritelerden bir tanesidir. Çok fazla likiditesi yüksektir, hacmi de yüksektir. Üçüncü paritemiz sterlin dolar paritesi. Dördüncü sıradaki paritemiz Avustralya doları Amerikan doları paritesidir. Beşinci sıradaki paritemiz dolar Kanada paritesidir. Altıncı sıradaki paritemiz dolar Swiss Frang paritesidir. Yedinci sıradaki paritemiz de Yeni Zelanda doları. Amerikan doları paritesidir. Bu bilgiyi her yerde bulabilirsiniz. Majör pariteler nelerdir diye Google'a yazdığınızda bu pariteler sizin karşınıza çıkacak. Fakat Google'da belki de karşınızda birazcık daha uzun aramalar yaptıktan sonra çıkabilecek bir bilgiyi paylaşayım sizinle. Bu majör paritelerin bakın buraya da yazdım. Bu majör paritelerin birbirleriyle çarpılmasıyla elde edilen fiyatlara da cross parite ismini veriyoruz. Nasıl? Örneğin Euro dolar paritesi ile bakın şöyle hemen bu tarafa alalım. Eğer ben euro dolar paritesinin fiyatı ile dolar japon yeni paritesinin fiyatını birbiriyle çarparsam burada dolar gider ve karşıma euro japon yeni paritesi çıkar. Euro japon yeni paritesi. Euro japon yeni paritesi euro dolar paritesi ile dolar japon yeni paritesinin bir cross paritesidir. Çapraz paritesidir. Peki bu bize ne getiriyor? Yani bunun cross parite olmasının sonucu ne? Bunun sonucu bir sonucu şu. Euro dolar paritesindeki spread yani alış satış fiyatı arasındaki fark ile dolar japon yeni paritesindeki spreadin toplamı euro japon yeni paritesindeki spreadi bize verir. Yani euro dolar paritesinde eğer bir pip spread varsa dolar japon yeni paritesinde de bir pip spread varsa euro japon yeni paritesine baktığımızda spreadi 2 olarak okuruz. Yani bu şu demek. Majör paritelerde spread her zaman yani alış satış fiyatı arasındaki fark her zaman cross paritelere göre çok daha düşüktür. İkisinin toplamı olduğu için her zaman daha düşük alış satış farkı ile bu majör paritelerde işlem yapabileceğimiz anlamına geliyor. Fakat bununla birlikte majör pariteler likidasyonun yüksek olması sebebiyle stop avının daha fazla olabileceği bankaların ve büyük enstitülerin daha fazla işlem yaptığı pariteler olması sebebiyle stoplarımızın daha fazla avlanabileceği paritelerdir. Cross paritelerde majör paritelere göre stoplarımız daha az avlanır ve fiyat hareketi çoğu zaman Bakın her zaman demiyorum. Çoğu zaman daha tutarlı hareket ettiğini, teknik analize biraz daha belki şu paritelere göre biraz daha uygun olduğunu görürsünüz. Bunu siz tecrübe ederek bu grafiklerde hem majör paritelerde hem cross paritelerde teknik analiz yaparak ancak bunu görebilir, deneyimleyebilirsiniz. Ben burada size bu hap bilgiyi verdikten sonra bu söylemiş olduğum şeyi Euro dolar paritesinde bir analiz yapıp Aynı zamanda Euro Japon Yeni paritesinde bir analiz yapıp bu analizleri takip ederek kendiniz de görüp tecrübe edebilirsiniz. Bununla birlikte Forex piyasasının belki de en önemli avantajlarından bir tanesi iki farklı paritede analiz yaparak yani Euro Dolar paritesinde analiz yaparak, Dolar Japon Yeni paritesinde analiz yaparak Euro Japon Yeni paritesinde bir fikre sahip olmaktır. Yani siz analizinizi euro dolar paritesinde ve dolar japon yeni paritesinde yaptıktan sonra gidip euro japon yeni paritesinde bir işlem alabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bir önceki videoda demiştik ki sol taraftaki parite bizim her zaman base paritemiz, sağ taraftaki parite quote paritemizdi. Yani euro dolar paritesinde bizim base paritemiz euro. Dolar Japon Yeni paritesinde base paritemiz dolar, quote paritemiz Japon Yeni. Şimdi, eğer ben euro dolar paritesinin yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsam, yani bir teknik analiz yaptım ve euro yukarı gidecek diyorum. Euro dolar paritesinin yukarı gideceğini düşünüyorum. Bu şu demek? Euro dolara karşı değer kaybedecek. Yani euro yukarı, dolar aşağıya. Aynı şekilde dolar Japon Yeni paritesine baktığımda, eğer doların Dolar Japon Yeni paritesinin aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsam bu da şu demek. Dolar aşağı gidecek, Japon Yeni yukarı gidecek. Şimdi bu iki paritede yapmış olduğum analizi birbirleriyle crossladığımda şunu görüyorum. Euro yukarı gidecek, dolar aşağı, dolar aşağı, Japon Yeni yukarı. O halde bu senaryoya göre buradan dolarları çektiğimizde Euro Japon Yeni paritesinin nispeten yatay seyretmesini bekleyebiliriz. Çünkü biz burada iki tane analiz yaptık. Euro dolara karşı yükselecek. Japon Yeni dolara karşı yükselecek. O halde Euro ve Japon Yeni paritesinin nispeten nispeten diyorum hareket edebilir ama daha az hareket edeceğini söyleyebilirim. Bir başka senaryoda yine euro dolar paritesinin yukarı gideceğini düşündüğüm bir durumda, eğer dolar japon yeni paritesinin de yukarı gideceğini düşünüyorsam yapmış olduğum analize göre burada karşıma nasıl bir sonuç çıkıyor? O halde euro yukarı, dolar aşağıya. Burada dolar yukarı, japon yeni aşağıya. O zaman euro japon yeni paritesinin bu iki pariteye göre daha hızlı bir şekilde aşağı gideceğine dair bir sonuç bu yapmış olduğum iki paritede yapmış olduğum analizden bu şekilde bir sonuç çıkarabilirim. Benzer analizleri bu tarafta yapmak da mümkün. Örneğin dolar Japon Yeni paritesiyle out USD paritesini incelediğimizde eğer dolar Japon Yeni paritesinin aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorsam, yani doların fiyatının Japon Yeni fiyatına göre değer kaybedeceğini düşünüyorsam Aynı şekilde out USD paritesinin de aşağı yönlü hareket edeceğini düşündüğüm bir vakitte bakın burada nasıl bir şey olmuş oldu. Out aşağıya dolar yukarı. Burada dolar aşağıya Japon yeni yukarı. O halde buradan dolarları çektiğimde out aşağıya Japon yeni yukarı. O halde out JPY paritesinin daha fazla aşağıya gideceği yorumunu yapabilirim. Çünkü out aşağıya JPY yukarı. Bakın şu ana kadar aslında Forex piyasasının belki de en büyük avantajlarından bir tanesinden bahsettik. Yapmış olduğumuz analizler birbiriyle ilişkilendirerek bu analizleri bütüncül bir sonuç çıkartabiliriz. Ya da şöyle örnekleyelim. Bir başka bütüncül sonuç çıkarma yöntemi şu şekilde olabilir. Burada görmüş olduğunuz 7 pariteye bakarak bu 7 paritede bakın hepsinde dolar olduğu için doların bu 7 pariteye bakarak doların hangisine karşı daha fazla değer kazanacağını ya da hangisine karşı daha fazla değer kaybedeceği sonucunu çıkartabiliriz. Örneğin euro dolarda bir analiz yaptık ve 50 piplik bir hedef görüyoruz. Dolar Japon yenine bir analiz yaptık ve burada 60 piplik bir hedef görüyoruz. Hepsinde aynı şekilde bir düşüncemiz olduğunu yani doların düşeceğini düşünelim hepsinde. Sterlin dolar paritesine baktık burada 70 piplik bir hareket görüyoruz. ABD USD'ye baktık 40 piplik bir hareket görüyoruz. Bunların hepsinde yapmış olduğumuz analiz sonucu belirlemiş olduğumuz hedeflere göre en yüksek kazancı sağlayabileceğimiz pariteyi seçtikten sonra bu paritede işlem yaparak eğer fikrimiz de doğruysa yapmış olduğumuz teknik analizi diğer paritelerde sağlamasını yaparak aslında bir yandan yapmış olduğumuz analizin doğruluğunu ya da tutarlılığını güçlendirmemiz mümkün. Fakat bunu yaparken bu analize körü körüne yine de bağlanmamak gerekir. Yani sonuç olarak yapmış olduğumuz ilk analiz örneğin doların yükseleceğine dair belirlemiş olduğumuz bir fikir doğru olmaya da bilir. Dolayısıyla biz burada kendimizi diğer paritelere bakarak kandırıyor da olabiliriz. O nedenle risk yönetimini hiçbir zaman Elden bırakmayacağız zaten ilerleyen süreçte ilerleyen videolarda risk yönetiminin nasıl belirlememiz gerektiğini risk yönetimine nasıl dikkat etmemiz gerektiğini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videoda majör pariteleri ve bunların crosslarını konuştuk. Bu crosslarla nasıl işlem stratejileri oluşturabileceğimizi konuştuk. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınız benim için önemli. Videoların izlenmesinden daha çok önemsiyorum ben yorumları. O nedenle bu videoya da yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.